gol atıyoruz. Buradan giden karşı tarafın tarafına düşüyor. Buradan giden şuraya gidiyor. Kaç tane gol attığımızı buradan alıyoruz. X beraber birleşince de şut çekme hakkı kazanıyoruz burada. Öncesi ve engelli bireyleri için küçük az kurban çalışması amacıyla yaptığımız bir şey. Bu materyalde küçük az kurban çalışması için çeşitli hareketlerle bulunuyor bu şekilde. Burada renkli sayı güçlerimiz var. Sayı güçlerimizde renkleri ve sayıları öğrenebiliyor. Burada yine aynı şekilde ses çıkaran bir materyalimiz var. Farklı bir amaç taşıyor. Ses çıkarıyor. Aynı zamanda eliyle de yapabiliyor. Ses veriyor. Ben Sabri Ürgüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisiyim. Eğitim bilimleri derslerine giriyorum ve eğitim bilimleri hocasıyım. Şu anda öğrencilerimiz Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nun 3. sınıf öğrencileri ve bu öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme isimli bir dersin devamındayız. Amaç burada gençlerimizi artık sanal dünyadan kurtarıp normal, gerçek dünya içerisinde yaşamalarını sağlamak. Onları bu sistemin içerisinde yer edinmelerini sağlamak. Çünkü dünyamız çok büyük bir sıkıntı içerisinde. İnsanlar artık birbirleriyle iletişim kurmuyorlar. Herkes telefonlarla, bilgisayarlarla uğraşıyor. Biz de gençlerin dikkatini farklı yöne, spora ve spor sahalarına çekmek istedik. Bu çocuklar da yarın beden eğitimi ve spor öğretmeni olacaklar. Gittikleri yerlerde öğrencilerini sahalara davet etmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için 22 tane eser, 42 öğrencimizin eser olarak ortaya konuldu. Ve bunlar günümüzde de öğrenci merkezli eğitim sisteminin genel özelliklerini taşımaktadır. Profesör Doktor Serkan Hazar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekiliyim. Bugün burada materyal tasarımı dersi kapsamında hazırlanmış olan eğitim materyallerinin sergisi var. 40'tan fazla öğrencinin hazırladığı 40'tan fazla materyal burada mevcut. Tabii eğitim araçları geliştirme konusunda özellikle beden eğitimi ve spor alanındaki eğitim araçları hem biraz sıkıntılı hem de gerçekten epey bir maliyet gerektiren pahalı malzemeler. Öğrencilerin bu anında kendi materyallerini kendilerinin geliştirmesi ya da yarın öbür gün öğretmen olarak gittiklerinde materyali olmayan, malzemesi olmayan veya eksik malzemesi olan okullarda öğretmenlik yaparken bu tür materyalleri, eğitim materyallerini geliştirmeleri önem arz ediyor. Dolayısıyla buradaki bugünkü yapılan bu ders kapsamında hazırlanan materyallerin sergilenmesi, diğer öğrencilerin de mevcut materyalleri görmesine, o materyaller hakkında fikir sahibi olmasına ve daha da geliştirebilecekleri yeni materyaller konusunda fikir edinmeleri konusunda önemli bir faaliyet.